Bir dönem hükümetle çok yakın ilişkileri olan 2016'dan sonra ise Türkiye'nin terör örgütü liderliğiyle suçladığı Fethullah Gülen, yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde 83 yaşında öldü. Gülen cemaatinin lideri 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanıyordu. Dünyanın dört bir yanına yayılan bir cemaat yapılanması kuran Fethullah Gülen'in hayatını kaybetmesi, şimdi bu yapının geleceğinin ne olacağı sorusunu doğuruyor. AKP hükümetiyle ortaklık yaptığı dönemde olağanüstü şekilde güçlenen cemaatin Türkiye'deki şirketleri kamunun kontrolüne geçmişti. Fakat yurt dışında hala ciddi bir ekonomik kaynağa sahipler. Peki bu sermayeyi kim kontrol edecek? Fethullah Gülen'in yerini kim alacak? Gülencilerin hedef aldığı isimlerden biri olan ve geçmişte bu nedenle cezaevinde kalan gazeteci Barış Terkoğlu'na göre cemaat bir konsey oluşturabilir. Bu konsey hem sermayeyi hem de yapılanmanın örgütlenmesini üstlenebilir. Örgütün büyük bir ekonomik gücü var. Örneğin sadece Amerika'daki okullara bakarsanız, sadece Avrupa çapında örgütlenmiş sermayesine bakarsanız milyar dolarlarla ifade edilebilecek bir güçten söz ediyoruz. Aslında bu güçlere hükmedenler çoğu zaman bu yapılarda gördüğümüz gibi örgüte de hükmediyorlar. Yani bakıyorum kim lider olur denildiğinde genelde teolojik isimler söyleniyor ama biz daha önce başka yapılarda da gördüğümüz gibi teolojik isimler değil, holdinglere hükmedenler, kadrolara hükmedenler bu yapılar içinde öne çıkar. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde Gülen yapılanması hakkında soruşturma yürütmek isterken tutuklanan İlhan Cihaner'e göre Gülenciler yurt dışında hala güçlü durumda. Yurt dışında diaspora oluşturacak boyutta çok güçlendiler. Hala da güçleniyorlar. Anlaşılıyor yani. Yurt dışında işi olanlardan, gazetecilerden, siyasilerden, dengelenlerden. Hatta oradaki faaliyetlerinin Türkiye'ye yansımalarında bunu anlıyorum. Cihaner, mal varlığının kavgasız bölüşülmesinin oldukça zor olduğuna değiniyor. Ama yapılanma içerisinde kimi planlar yapılmış olabileceğine işaret ediyor. Ölüm nihayetinde beklenen bir şeydi anladığım kadarıyla hastalığı nedeniyle. Bunun önlemleri daha önceden alınmıştı. Tam tersi yeni kadrolarla, yeni bir bitirimle daha güçlenmelerine de yol açabilir bu süreç. Onun için bence asıl şimdi bu yapıyla ve benzer yapılarla adil bir hesaplaşmaya girmesi gerekir devlet. Cemaat içerisinde çekişmenin başlayıp başlamadığı da tartışma konusu. Gülen'in ölümüyle etkilerinin azalacağı belirtiliyor. Örgüt kendisini var eden psikolojik, ruhani ekseni de yavaş yavaş yitirecektir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönem örgütün bence hem ayakta kalmaya çalıştı ama büyük oranda da parçalanıp dağıldığı bir döneme eşlik edebiliriz. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne tam 7 kez Fethullah Gülen'in iadesi için resmi talepte bulunmuştu. Gülen, 45 davada bir numaralı sanık olarak yer alsa da Amerika bu talebe olumlu yanıt vermemişti. Bizim peşinde olmamız, hem gazeteci olarak, hem bir yurttaş olarak, hem de ülkesinin sorumlu insanlar olarak peşinde olmamız gereken şey, hukuk önünde işlediği suçların hesabını vermesiydi. Bu gerçekleşemedi. Eski savcı Cihaner de Türkiye'nin iade sürecini doğru yürütmediği, bu yüzden adaletin sağlanamadığı görüşünde. Bakıyorum sosyal medyada özellikle birçok insan ilahi adalete atıfta bulunuyor. Oysa yani ilahi adaletin dünyada bir yansıması yok. Onca karartılmış hayat var, onca bitirilmiş hayat var. Biz genellikle popüler davalar üzerinden ele alıyoruz ama azıcık Anadolu'ya açıldığında sıradan yurttaşların bile inanılmaz memurların, bürokratların, hayatların karartıldığını görüyoruz bu yapı tarafından. Örgütün lideri ölmüştür. Öte yandan Gülen'in ölümü hükümetin de gündeminde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ölüm bizi rehavete sokmayacak dedi. Hiçbir zaman için bir rehavete, gevşemeye itmeyecektir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek açıklamasında bulundu. Yakalama kararı çıkardı.